Aslanım uyanamamış. Gelin. Gelin. Gel hele şu sırtlarımı bir çiğne. O tapan ayaklarıyla da ne de çiğnir. Ciğerlerimi ağzıma getirir kadana. Kız gelin. Hele cevap veriyor mu hele? Karantısı karkasıça. Hele ben sana şimdi sormaz mıyım? Nereden kayboldun kız? Gelin. 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 Kim geldi yine ya? Gazım kim hele? Merhaba anneciğim, çekilir misin? Kız anam sen boynunu nerede uzattın kazık? Çekilir misin şuradan lütfen? Topuklu ayakkabı giydim. Bahane bahane yeniyeceğim, kaç kaç o ailede kime kız? Alışveriş yaptım, harika şeyler aldım. Beni niye götürmedin? Ay, ne alacaktım anne sana, yeni baston mu yeni gözlük mü? Başına devşir, para harcayacaksan anan için harcayacaksın. Karın gitmiş topuklu ayakkabılarla gelmiş. Haberin bit kadar boyun var. Hiç demiyor musun oğlum? Ama anneme bir topuklu ayakkabı alayım. Kendini yerde hissetmesin. Sen bir an önce işini gücünü bırak eve gel. Ben bu gelinle baş edemiyorum oğlum. Hadi görüşürüz yumurta oğlum, aslan oğlum, koçum oğlum. Anan kurban ola. Ay ben bu kıza ne yapsam azdır. Oturup çocuk doğuracaksın orada, burada gez. Bak bıcaklarım bomboş kaldı. Bir bebe sevmek benim hakkım değil miydi? Kediyle köpekle doldurmuş evi. Ay bunlara bahana doğru, çocuğuna bak. Ey yatmış burada sırlaşıyor. Rezil kepaze. Ah şimdi damarlarım kalktı, ben seni yorum yorum yormaz mıyım? Çünkü ortalıkta yok. La hevle ve la kuvvete. Yolacağım şu kızı, yolacağım şimdi. Ya sabır ya sabır. Kız gelin, hala gelmiyor. Bismillah. Ay ne oluyor anne, ne oluyor, geldin. Bas bas bağırdın, bütün binayı ayağa kaldırdın ya. Kız onun elinde çini. Kahve neye benziyor anne? Yetsin. İç de iyice karar. Onu eskilerde küçük çocuklar içmesin diye söylenilmiş bir şey o. Yoksa kahve karartır mı? Gerçi senin suratın kararsa ne olur, için kararmış senin. Kömüre dönmüş. Ay anne, artık sana söyleyecek bir şey bulamıyorum. Gülüyorum artık, ne yapayım? Pes yani, pes. Altı üstü gittim, bir cilt bakımı seti aldım, bir makyaj seti aldım, çanta aldım, ayakkabı aldım. Birkaç bir şey aldım, bileklik, yüzük, bir şeyler aldım, geldim yani. Vay anam, ben de sandım ki çocuk doğacak, bir şeyler alacak. Torunum! Anne, senin torunun mu var? Ben de ondan bahsediyorum işte. Abla kucaklarımı bir doldur. Ben torun isterim, işte o karar. Ben senin yanında çocuk mucuk doğuramam ama sen konuşa konuşa benim çocuğumun psikolojisini bozarsın. Susup köşende otursan doğurayım bir tane. Her şeye konuşuyorsun. Senin yüzünden bak ben de çocuk doğuramıyorum. Yeter artık ama.
Git artık köyüne. Oo, hele laflara laflara laflara. Duyuyor musun Tarçıncığım? Neler duyuyorum. Bak duyuyor musun sen de? Bunları gelince hepsini söyleyelim babana. Çocuk yok bari kedi seve. Kedi bile durmuyor sende. Çocuk sende durur mu? Ben bu geline ne diyeyim daha bu kadar dili var. Ben nerelere gideyim? Kapı çaldı. Kalk kız kapıya bak kalk. Ay kaymış bak başka bir şey dileseydin olacakmış. Ay ben seni yerim. Bak bebek geldi evimize bak bak. Bak bak ninesi ninesi. Komşumuzun çocuğu. Ay ben seni yerim. Ay benim tatlı kızım. Tatlı kızım ne diyor büyük nine? Ay ay ay. Anne bırak emanet çocuk emanet. Dikkatli tut. Ben Diniko, ben Diniko. Babası şeker, cinsine çeker. Ben Diniko, ben Diniko. Anası yılan, her ses yalan. Ben Diniko, ben Diniko. Ben Diniko. Ben Diniko. Kaymış, benim çocuğum olduğunda böyle şarkılar, ninniler söylemeyeceksin ona değil mi? Sana daha özelini ayırdım yılan. Zehirini benim torunuma akıtamayacaksın. Ben Diniko. Dandiniko, babası şeker, cinsine şeker. Dandiniko, anası yılan, her sözü yalan. Dandiniko, dandiniko, dandiniko. Pis ya, pis. Anam ben ne yapıyorum elin bebeleriyle? Aç şunu, aç şunu. Tamam bebeğim, tamam. Hiç böyle nine olur muymuş değil mi kızım? Bu nine başka nine. Bu nine var ya bu nine az değil. Hiç eline de yakışıyor mu kazık? He sen doğurma doğurma oğlumun kökünü kurutacak. Soyumuz tükenecek Allah'ım. Tamam sen bunları duyma. Kapat kulaklarını kapat. Kapat kulaklarını. Ver şunu. Anne bırak. Ver şunu. Bırak dedim anne bırak. Boya bak boya ısırık. Çekil. Hele kuzu çivilerle nasıl yürüyor? Vallahi ya topuklu ayakkabı mı giydin sen? Hayır. Kızıyordun az önce bana. Sen niye giydin? Benim ne işim varmış kız sende? Kız bana bak benimle ne kırkılıyor sen? Tamam anne bir şey söylemiyorum tamam tamam. Kimin kimin ne kırkıldığı çok belli. Gel kız çıkar şunları ayağımdan. Kız gelsene oradan buradan ayrıldı. Anne dur şimdi bir şeyi çıkartacaksın başımıza dur. Dur. Sus kız anne bana deme. İyi kaymış diyeyim o zaman. Yürü kaymış. Yürü kaymış. Otur şurada ya otur otur. Sadece otur. Yavaş kazık tapan elli. Kazık elli. Ay yok bana fenalıklar bastı. Gerçekten çok kötü oluyorum artık yeter. Kız evde yeter. Sus. Gideye güne gidiyor oğlumu arayacak hepsini. Çocuk doğuracakmışım da elhanenin çocuklarına bakıyormuşum da oğlunun paralarını bitiriyormuşum da pis işinde tertip yokmuş da temizlik yapmıyormuşum da ya neden artık dayanamıyorum artık ya. Abdel. Çabuk eve gel. Bu konuyu konuşacağız çabuk. Bu gece ya o buradan gidecek ya da ben buradan gideceğim. İkimizden birini seçeceksin. Yeter artık. Yeter artık. Kurtuldun bu tımarhaneden. Git evine de kafanı dinle. Çocuk da delirdi. Al komşucuğum al. Ne demek? Estağfurullah. Yine getirebilirsin. Ne zaman istersen getir.
oğlum geldi. Kurban olan geldim oğlum. Gelmiş oğlum, kurban oldum ben. Anacığım nasılsın? İyiyim oğlum. Paşam gelmiş, aslanım gelmiş. Koçum, koçum, evlat, evlat. Rukiye nerede? Nerede diyeyim oğlum, yüzünü gördün mü var? Allah Allah, akşama kadar evde değil misiniz? Dışarılarda gezip duruyor, ben kendimce bir şeyler yapıyorum işte evde. O ne demek anne ya? Anne siz bugün tartıştınız herhalde, Rukiye aradı beni. Niye sana ne dedi ki oğlum? Bir şeyler söyledi ama bilmiyorum artık. Oğlum öyle şey olur mu? Ben ne çayını eksik ediyorum önünden, ne de yemeğini eksik ediyorum. Sen mi yapıyorsun anne bu işi? Evet oğlum. O ne yapıyor? Ya gelip yapmaktan başka bir bildiği yok ki oğlum. Ya alışveriş yapıyor ya da odasına kapatıp kendini uyuyor. Hiç ilgilenmiyor mu seninle? Yok. Ne gezer oğlum, yaptığınız yatağı bile ben topluyorum. Ne diyorsun anne sen? Doğru mu bu? Hiç annen yalan söyler mi yavrum? O nasıl sor? Rukiye! Rukiye! Oh canıma minnet. Aslan oğlum göster şuna gününü. Rukiye ne diyor bu anne? Ne oldu? Ne oldu? Hayır. Akşama kadar sen işte onun bana yaptıklarını gözün görmüyor, kulağın duymuyor. Ne yapıyorsun? Dayanamıyorum artık ben. Götür onu köyüne. Yeter artık. Bir insan sabahtan akşama kadar sınanmaz ki ya. Ne oldu gene, ne oldu? Sen işte çalışıyorsun diye ben sen üzülme diye hiçbir şey söylemiyorum. Sabahtan akşama kadar benim burnumdan getiriyor. Tamam üzülme, tamam ağlama. Ya o hasta kadın şuraya gelmiş 3 günlüğüne ya. Hangi 3 gün ya? 3 aydır bizde kalıyor. Yeter artık ya. Yeter artık. Rahat edemiyorum. Nasıl söyleyip de götüreyim? Gök gitsin evine. Evi yok mu? Susup da otursa şurada neyse. Susmuyor diyorum sana. Susmuyor. Tamam ağlam. Bir yolunu buluruz. İstiyorsan seni 2-3 günlüğüne tatile götüreyim. Tatile mi? Evet. Aha nereye gidelim gidelim ama annene sakın söyleme bunu, sakın söyleme. Beni gidi annene söylemeyecektin. Tamam söylemeyeceğim. Ama kış günü nereye gideceğiz? Kaplıca otelleri var bir sürü, yakın hem de. Ay! 2 gün gideriz ne olacak? Bugün gidelim ne olur tabii. Tamam tamam. Kalk valizini hazırla ağlamayı bırak. Benim oğlum kandırdı. Ama ben o kaplıcaya gideceğim. Bir yolunu bulacağım. Siz görürsünüz şimdi benim saf oğlum da inanıyor. 2 gözyaşı döktü yine kandırdı. Sen görürsün şimdi. Aman da güzel gelinim gelmiş. Yüzünü de görmüşüm. Pes pes pes. Ne oldu güzel kızım? Bir de soruyor musun? Neyse anne sen takılma biraz sinirlerim olsun. Aa sen de mi Taner? Tamam canım biraz daha et sen de. Anne bugün bizim Rukiye ile işimiz var. İş seyahatine çıkacağız. Onun imzasına ihtiyacımız var. Nereye gidiyoruz oğlum? Afyon'a gidiyoruz. Yarın geliriz. Bilemedin öbür gün en fazla. O da olmadı sonraki gün. Belki ondan sonraki gün kaymış. İmzam gerekiyormuş da kaymış. Evet, benim imzam gerekmiyor mu? Sen iş dışısın kaymışcığım, iş dışı. İşle ilgili abi. İşle ilgili, işle ilgili. Gidelim vakit geç olmadan. Hadi gidelim. Dolap yemekle dolu oturursun, 3-5 gün yersin tamam mı kaymış? Hani her şeyi sen yapıyormuşsun ya, az idare ediver biterse de tamam mı? Hadi gidelim. Hele bunlara bak hele, 2 dakikada kıvırdılar. Şeyler ama ben o kaplıcaya gideceğim. Gideceğim bir yolunu bulacağım yine. Rukiye hadi geç oldu geceye kalmayalım. Oğlum benim biraz başım tutmuyor. Size iyi yolculuklar. Giderken hiç ses etmeyin. Kapımı çalmayın beni rahatsız etmeyin. Tamam anne. Hadi iyi yolculuklar görüşürüz. Ben yatmaya gidiyorum. İyi uykular anne sağ ol. Göreceğiz kim gidecek kim gitmeyecek bu tatile.
İlk önce sizden ben gideceğim, göreceğim. Tadını çıkartayım, sessizlik! Dolduruyor yine oğlumu, dolduruyor. Sessizlikmiş ha. Şaka makada ne zaman gidecek artık Taner annen evine? Ya gider, nasıl diyeyim ben git diye kadına? Ya söyleyebilirsin, susmuyor da susmuyor. Ne yapsın kadıncağız? Yaşlılık hali anladı ya. Aylardır ilk defa alışverişe çıktım bugün. Ben sana söylediklerini biliyorum ama. Diyor ki sana sabahtan akşama kadar evde yok diyor. Her gün ya alışverişte ya da uyuyor diyor. Bunların hepsini duydum. Yan gelip yatmaktan başka bir şey yok diyor benim için. Koca evin temizliği bende, yemeği bende. Bir de üstüne onun dırdırını dinliyorum. Yeter ama artık, benimki de can canı. Ya biraz idare edeceğiz. Sık dişini biraz. Ben senin hatırın için katlandım ama bundan sonrasına katlanamam. Yeter yani. Benim de sabrımın bir sınırı var. Oh, gidiyoruz. Köpek mi o? Anne sen nereden çıktın? Siz benden gizli mi gidiyorsunuz kaplıcaya? İşte ben de böyle sinsi sinsi